Hocam sayfa kaç? 51 olma, 51 olması lazım. Sayfa. Hocam benim dersim var, çıkmam lazım. Tamam, YouTube'dan izlersin. Hocam ben de çıkabilir miyim? Dersiniz kaçta? 20 geçe. Tamam, çıkabilirsiniz. Açtı mı herkes? Evet. Başlıyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar, şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Tam sayılı kesirler. Yani 1 tam 1 bölü 2 şu ifade, şu ifade 3 tam 2 bölü 5 ve 4 tam 4, 5 bölü 9 gibi ifadeler aşağıda gösterdiği gibi şu şekilde yazılıyor. Bunu biliyor muyuz? Evet hocam. Yani Geçen işte şimdi bir konuşmuştum. örnek verelim. 4 tam 2 bölü 3 dediğimiz zaman bu nedir? 4 tam 2 bölü 3'ü, yani şurada artı varmış gibi. Ne yapıyoruz? Önce şu 3 ile 4'ü çarpıyoruz. Değil 7. mi? Evet. 4 çarpı 3 yazıyoruz. Sonra yukarıdakini topluyoruz. Bölü aşağıdakini yazıyoruz. Üç kalıyor. Ne oluyor ifademiz? 4 kere 3, 12. 2 de burada 14. 14 bölü 3 oluyor. Bize burada bunu göstermiş. Aşağıda da şunu çarpıp şunu eklemeyi göstermiş. Bunu bilmemiz bize kolaylık sağlayacak. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Diyor ki 19 bölü 4'ü kaç tam, kaç bölü kaç şeklinde nasıl yazarız diye sormuş. Ona bakacağız şimdi. Bir saniye bekleteceğim ama sizi. Tamam. Ne diyoruz? 19 bölü 4 demiş, değil mi? 19'u 4'e bölmüş burada. 19'un içinde kaç defa 4 vardır? 16. Kaç tane vardır peki? 4. Kaç, 4 tane 4 vardır, değil mi? 4. 16. 16'yı çıkartıyoruz 19'dan. Payımız 3 3. olacakmış. Paydamız böldüğümüz sayı olacakmış. Tam kısmımız da bölünen kısmı 4. 4. olacakmış. 4. O zaman bir örnekte biz yazalım. Mesela kaç olsun? 17 bölü 3 olsun. Ne olur bunun ki? 17'yi 3'e bölersek. Şurada böleyim. 17 bölü 5. 5 olması lazım galiba. 3 yazıyorum. Kaç defa var? 5 defa var, değil mi Nilsu? 5 kere Evet. 3 15 yapar. 17'den 15 çıkartırsam kaç 2. kalır? 2 2. hocam. O zaman benim payım ne olacakmış? 2. 5 tam. Paydam ne 2 bölü. olacakmış? 3 3 bölü. olacakmış. Kaç 4. tane tamım varmış? 5 tane. 5 tam 2 bölü 3 yazabiliyoruz. Tamam, o zaman şeye geçelim. Bakalım 50, 52'de ne var? 52'ye bakalım. Açılmadı mı? Saniye. Evet, 52'de ne varmış bakalım. Burada da demiş ki şuna bileşik kesir çevirelim demiş. Zaten aynısı 7 bölü 2. Başına eksi koyalım. Eksi 7 bölü 2. Neden? Bakın şurada çok net gözükmüyor ama eksi ifadesi var. Bu eksi ifadesi aslında soruyu değiştirmiyor. Sadece aynı işlemi pozitifmiş gibi yapıyoruz. Başına eksi koyuyoruz. Fark eden hiçbir şey olmuyor. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemi yapılıyor. Nasıl yapıyoruz? Bunları da biliyoruz. Paydamız 7 ise iki tarafında paydamız direkt 7 oluyor. Yukarıları topluyoruz, değil mi sadece? Evet. Eğer eşit değilse ne yapıyoruz burada bakın? Payda eşitliyoruz. Sonrasında topluyoruz. Sonra Evet. sadeleşme işlemi oluyorsa
sadeleştirme işlemi yapıyoruz. Çarpmada nasıl oluyor gençler? Her taraf birbiriyle çarpılıyor değil mi? Evet. Burada da çarpma işareti var. Yukarıdakiler kendi arasında, aşağıdakiler kendi arasında çarpılıyor. Burada payda eşitleme gibi bir şey söz konusu değil. 2 ile 4'ü çarptığın zaman 8, 7 ile 3'ü çarptığın zaman 21 olur. İfade böyle kalır. Neden? Çünkü sadeleşmiyor. Peki bölme işleminde efendim? Şey, bunda ters çevireceğiz. Şey, bölme işleminde şöyle bir ifade var. Bölme işleminde benim şunu şey yapmam lazım. Arkadaşlar mikrofonunuzdan bir ses geliyor. Bir hışırtı geliyor. Bir kapatabilir misiniz mikrofonları? Tamam. Şimdi beni dinleyin. Sonrasında soru soracağınız zaman açın mikrofonları. 4 bölü 9 bölü 2 bölü 3 dediğiniz zaman bizim şu birinci sayımızın ikinci sayımıza bölümü istendiği zaman birinci sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayı, bu sadece bölüm halinde oluyor ama, ikinci sayı 2 bölü 3'tü. Ters çeviriyoruz ve çarpmaya döndürüyoruz olayı artık. Ne oluyor çarpma olduğu zaman? Bunlar sadeleşebilir. Bunları kendi arasında çarpabiliriz veya çarpmadan önce de sadeleştirebiliriz. İkisini de yapalım. Önce direkt çarpalım. 4 kere 3 12 yapar. Evet. 9 kere 2 18 yapar. İkisinin de ortak böleni 3'tür. İkisini de 3'e bölersem biri yukarıdaki 4 gelir. Aşağıdaki 6 gelir. İkisini de 2'ye bölersem tekrardan 2 bölü 3 olur. Yani benim aslında cevabım neymiş? 2 bölü 3'müş. 12 bölü 18'i bulduktan sonra sadeleştirmem gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Bir de sadeleştirme işlemi yaparak bulalım. 9'un içinde 3 vardır. İkisini de 3'e bölersem, burayı 3'e bölersem burada 1 kalır. Burayı 3'e bölersem burada 3 kalır. Bu böyle kalır. 4 ile 2 de sadeleşebilir. Burayı 2'ye bölersem burada 1 kalır. Burayı 2'ye bölersem burada 2 kalır. Şimdi çarpma işlemini uyguluyorum. 2 kere 1 yukarısı 2 oldu. 3 kere 1 aşağısı da 3 oldu. Bakın yine aynı sonucu buldum. İki şekilde de olabilir. Önce çarpıp sonra sadeleştirme veya önce sadeleştirip direkt sonuca ulaşma gibi. Bir de bizim merdivenli sorularımız olacak. Merdiven sorularımız da şu şekilde. Bir tam diyor. 2 bölü 1 tam. 1 bölü 2 bölü 3. Bu sorularda nereden başlıyoruz soruya? Buna merdiven soruları, basamak soruları da diyebilirler. Merdiven soruları en aşağıdan başlayacağız. Ve her seferinde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Tam sayı kısmını göz ardı edip en son ekleyebiliriz. Şu şekilde şimdi burada bir tam sayısı var. Bunu hiç hesaba katmayız. Önce 1 bölü 2'ye bölü 3 demiş. Bunu nasıl yapıyoruz mesela? Birinci sayıyı aynen yazıyoruz değil mi? İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Ne olacak o zaman? 1 çarpı 3 bölü 2 olacak. Ben 1 ile hangi sayıyı çarparsam çarpayım aynı olacağından. Şu ifade ne oldu? 3 bölü 2'ye dönüştü. Ne oldu? 1 artı 3 bölü 2 mi oldu aşağısı? 3 bölü 2 oldu. Şimdi ne yapıyorum? Biraz önce gösterdiğim gibi bununla bunu çarpıp bunu topluyorum, buna bölüyorum. 2 ile 1'i çarparsam 2, 3'e eklersem 2 artı 3 bölü 2 olacakmış. Bu da ne olacak? 5 bölü 2 olacak. Yani şurası ne oldu? Şurayı buldum ben. Şurası 5 bölü 2'ymiş. Yukarısı ne? 2. Burada ne var bir de? 1 artı. Ben yine burayı yokmuş gibi davranıyorum. Birincisini aynen yazıyorum. Şurada yapacağım işlemi. Boşluk burası. 2 birinci sayım. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 5. Buradan ne geldi? 4 bölü 5 geldi. Değil mi? 2 kere 2, 4. 5'e bölersem 4 bölü 5 artı 1 var. Şimdi aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. 5 ile 1'i çarpıyorum. 5, 4 ile topluyorum. Bu da 9 yapar. Benim şu ifademin cevabı ne oluyormuş? 9 bölü 5 oluyormuş. Anladık mı? Hocam birazcık kafam karıştı ama olsun. Sorularda daha net göreceksiniz. Ama bunları bu şekilde yapacağız. Şimdi bir anlatım atıyorum.
Tamam, çıkabilirsin dersim artık. İlk soruyu yapabilir. Tamam, ben bir açayım bakayım. Saniye, neden açılmıyor? Evet. Geldi merkeze. Evet. Geldi hocam. Hocam, ikinci soruyu ben de yapabilir miyim? Bir saniye, şu anda... Hocam, ilk soruyu yap... İlk soruyu, tamam, Nisan'a sen misin? Evet hocam. Tamam, yap bakalım, ne yapacağız? Hocam, ilk önce paydadaki hani paydadaki 5'i 15 yapacağız. O yüzden 3 ile şey yapmamız gerekiyor. Tamam, şunu yapacağız o zaman. 1 bölü 5'i 3 ile genişleteceğiz. Evet. 3 ile genişleteceğiz hocam. Artı ne? Sonra... Artı 1 bölü 15. Tamam, bölü şimdi 15. Şimdi şu ifademi düzenleyelim. Ne yapacağım? Önce 3'ü bununla çarpacağım, sonra bununla çarpacağım, değil mi? Çarpıyorum. 3 kere 1, 3 hocam, yapar. Hocam, sessiz oldu bir dakika. Tamam, önemli değil. 3 ile 1'i çarptım, 3. 3 ile 5'i çarptım. Aşağısı ne oldu? 15. Evet. Burada ne vardı? 1 bölü, 1 bölü 15. Cevabım ne olacak Nisan'a? 4 bölü 15. 4 bölü 15, bravo. Bu soruyu ben yapabilir miyim? İkinci soruyu yapabilirsin tabii ki. Hocam, ilk önce tam sayıyı şey yapmamız lazım. Yapalım, tamam, yapalım. Hocam, zaman... ilk önce 2 ile 2'yi çarptım. 4, 4 artı 1'i topladım. 5 bölü 2 çıkacak. Evet, şu ifadeyi 5 bölü 2 buldun değil mi? Şuraya evet. Ufak yazalım o zaman. Burası 5 bölü 2. Şimdi hocam, ne yapıyorum? Hocam, bir de eşitlememiz lazım. 5 bölü 4 ile 5 bölü 4 ile 5 bölü 2'yi toplayacağız. Ama paydalar eşit değil. O evet. Yüzden paydalara eşitleyeceğiz. Ne yapacağız? O zaman 2'yi genişleteceğim. Genişlettiğim zaman ne olacak? 5 bölü 4 10 bölü 4 olacak. 10 bölü 4 olacak. Ben, ve 15 bölü 4'e çıkıyor. 15 bölü 4. Peki Nilso. Efendim. Bizden bu şekilde istemeseydi de şıklarda bana tamlı şekilde isteseydi ne yapacaktık? 15'i 4'e böleceğiz. Bunları hocam, bunları böleceğiz. Yine. 15'i 4'e böleceğiz değil mi? Bölelim bak, 15'i 4'e böldüm. Kaç defa var? 3 defa var. 3 ile olacak. 12 zaman, olacak. Burası 3 olacak. 3. Tam kısmım şurası değil mi? O zaman evet. Yazıyorum. 3 tam... 3 tam 4 bölü 3 bölü 4. Bakın çarparsak 4 ile 3'ü çarptım. 12, 3 ile topladım. 15, 15 bölü 4. Anladık mı? Evet tamam. Hocam. Peki şu soruyu bize kim çözmek ister? Kimler burada bir bakalım. Eymen çözer misin? Hocam Eymen derse girmişti. Burada gözüküyor hala. Yok hocam hoca dersi almadı. Ben hemen de buraya girdim. Ha, peki. Şöyle tamam. Bu soruyu bize çözer misin? Şimdi bu soruda aslında şöyle sen çözeceksin ama ben şunu hatırlatayım. Şimdi bu soruda iki tarif böyle şuraya bölme olarak yazmamıza gerek yok. Neden? Zaten şurada bölme işaretini göstermiş bize değil mi? O zaman ben şunu diyebilir miyim? Ben şu ifadeyi, bu benim birinci sayım olduğu için, bu da ikinci sayım olduğu için, ben bunu aynen yazarım şu ifadeyi, birinci sayımı. Bakın, eksi 5 bölü 9'u yazarım. İkincisini de bölme işlemi yerine direkt çarpma koyarım ve bunu ters çeviririm. Yapabilir miyim bunu? Evet. Ne yazarım? Eksi 5 bölü yine 9 yazarım değil mi? Aynı ifade oldu.
Eksi 5 ile eksi 5 çarparsan ne olur Eymen? Artı 25. Artı 25 olur, bravo. 9 ile 9'u çarparsan? 81. 81 olur. Bakıyorum sadeleşebilir durumda mı? Sadeleşmez. Aynen böyle kalır. Peki bunu da aynı şekilde şey yazabilir miyiz? Yazamayız. Çünkü burada tam kısım yok. Direkt böyle kalacak diyoruz. Anladık mı? Evet. Tamam, bunu bize yukarıda. Hocam, ben yapabilirim. Yukarıda çözdüğümüz gibi bunu bize Hatice çözsün. Ay, tamam hocam. Çözüyorum. Ne yapıyoruz Hatice? Bu bizim birinci sayımızdı. Bu da bizim aynen. Evet. İkinci sayımızdı. Birincisini aynen yazarsam bakıyorum bölme işareti var. Tamam, birincisini aynen yazıyorum o zaman. 3 bölü 4. İkincisini nasıl yazmam gerekiyor? Ters çevireceğiz. Yani 10 bölü 1. Yani 10 bölü 1. Bu 1'i yazmama bile gerek yok ama kafanız karışmasın diye yazıyorum. Şimdi çarpıyorum. 10 ile 3'ü çarptığım zaman ne gelir? Ha, 30 hocam. 30. 4 ile 1'i çarparsam? 4. Bu neye eşittir? İkisi sadeleşir durumda gördüğün gibi. 15 bölü 2. 15 bölü 2. Peki ben bunu tam sayı şeklinde yazsaydım nasıl yazardım? 15'i 2'ye böleceğim. Şurada değil mi? Evet. Bölüyorum. 15'i 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 7. 7 defa var. Burası 14 oldu. Kalan ne geldi? 1. Kaç tamım varmış? 7. 7 tam 1 bölü 2. 1 bölü 2'ymiş diyoruz. Anladık mı? Anladık mı? Evet, anladım. Tamam. Anladım. Bir sonraki sayfamıza geçelim o zaman. Evet gençlik. Sırayla çözelim bakalım. Bu soruyu bize kim çözsün? Çınar buradaysa Çınar çözsün. Çözeyim hocam. Çok net gözükmüyor ama sizin kitaplarınız var zaten. Şimdi şurası 2 bölü 5, burası 1 bölü 8 değil mi? Evet hocam. Ne yapmam gerekiyor Çınar? Paydalarını mı eşitlememiz gerekiyor hocam? Evet. 2 bölü 5 artı 1 bölü 8 dediğim zaman bakıyorum ki burada hocam, bir terslik var. Hocam 8'i 5'e çarpacağız. 40 yapacak. 5'i de 8 ile çarpacağız. 40 yapacak. Tamam. O zaman burayı 8 ile genişletiyorum. Burayı 5 ile genişletiyorum. 8 ile 2'yi çarparsam hocam, ne olur? 16. 40 bölü 16. 40 bölü 16 mı 16 bölü 40 mı? 16 bölü 40 hocam. Evet, artı. Artı 5 bölü 40. 5 bölü 40. Bu da neye eşit olur? 21 bölü 40. 21 bölü 40'mış bizim sorumuzun cevabı. Alttakini Mert çözmek ister misin? Hocam ben çözmeyeyim ya. Neden? Hocam anlamadım, fazla anlamaya çalışıyorum. Tamam. O zaman Ahmet Burak çözer misin bu soruyu? Tamam hocam. Şimdi hocam, önce... Tamam söyle bakalım. Hocam ilk önce paydaları eşitleyeceğiz. Paydaları eşitleyelim evet ama ondan önce şurada bir işlemimiz daha var bak gördüğün gibi. Evet hocam. Ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıp bunu ekliyorduk. Sonra buna bölüyorduk değil mi? Evet hocam. O zaman 8 ile 1'i çarparsam... 8. 1 ile de topladık 9. Aşağıya da 8'e böleceğiz yine. O zaman şurası neymiş? 9 bölü 8 değil mi? 8. Evet. Evet. Burası ne? Eksi 3 bölü 4. Eksi 4.
Burada da artı var. Ne yapacağım? Burayı 2 ile genişletirsem her şey tamam olacak, değil mi? Evet. Tamam, 2 ile genişlettiğim zaman ne olacak? 2 kere eksi 3, eksi 6 yapar. Burası eksi zaten aynen kaldı. Burası 9. Payzam ne? 8. Ne 8? Eksi 6 ile 9'u toplarsam ne olur Ahmet Burak? Eksi 3 bölü 8. 3 bölü 8 olur. Cevabım burada biter. Neden? Çünkü sadeleştirme işlemimiz yok. Evet. Evet. Şu soruyu bana hızlıca söyleyin. 0 hocam. 0. Neden? 0 çarpmada neydi? Çarparsak 0 olacak hocam. 0 çarpmada Newton elemanda. O yüzden 0 olacak diyoruz. Şu işlemi de söyleyin bana hemen. Efe yapar mısın bunu bize? Yaparım hocam. Yapalım. Hocam ilk önce 7.70'i genişletiyoruz. Gerek var mı bu çarpma işlemi? Çarpma işleminde bunu yapıyor muyduk? Çarpma işlemi neydi? Evet, 35 bölü 35 olacak. Yani cevap ne olacak? Hı? 35, 1 olacak. Peki bunları çarpmadan da biz bunun 1 olacağını zaten bilmiyor muyduk? Neden? 5 ile 5 sadeleşir. 7 ile 7 sadeleşir. Elde ne kalır? 1. Burada 1 kalır. Burada 1 kalır. Burada 1 kalır. Burada 1 kalırsa 1 ile 1'in çarpımı 1 yapar. 1 ile 1'in çarpımı 1 yapar. 1 ile 1'i 1'e bölersen de cevap ne olur? 1 olur. Peki tamam, bunu yapalım o zaman. Bakın o kadar basit ki sakın bu işlemleri çarpmaya uğraşmayın. Neden? Bakın 2 ile 2 sadeleşiyor. 7 ile 7 sadeleşiyor. Geriye kalan ifadem ne? 3 bölü 4. Cevap direkt 3 bölü 4 olacak. Gördünüz mü? Gördük hocam. Peki arkadaşlar, bu soruyu nasıl yaparız? Bakın aklımızdan bile çok kolaylıkla çözebileceğimiz bir soru. Şey hocam, söyleyebilir miyim? Şimdi ben bölme işleminde, beni dinleyin. Hocam ben yapabilir miyim? Beni dinleyin. Bölme işleminde çözebileceğinizi biliyorum. Ben size ekstra bir şey öğretmeye çalışıyorum burada. Bölme işleminde biliyorsunuz ki birinci sayıyı biz aynen yazıyoruz. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyoruz, değil mi? Evet hocam. Eğer bizim birinci sayımız 1 ise ikinci sayımızı direkt ters çevirirsek cevabı bulmuş oluyoruz. Birinci sayımız direkt 1 ise ikinci sayıyı ters çevirdiğimizde direkt cevap bulmuş oluyoruz. Eksi 1 bölü 6'yı ters çevirirsem eksi 6 olmaz mı? Evet. Eksi 6 bölü 1. Eksi 6'yı 1'e bölersem yine cevap eksi 6. Cevabımız direkt eksi 6 diyoruz. Neden? Çünkü bir etkisiz eleman değil midir arkadaşlar? Evet. Bakın birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Eksi 6 bölü 1. 1 ile 1 zaten etkisiz olduğu için ne olacak? Direkt eksi 6 olacak cevap. Neden? Eksi 6'yı 1'e bölersem eksi 6. Eksi 6'yı 1 ile çarparsam eksi 6. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden cevabım direkt eksi 6 diyoruz. Anladık mı burayı? Evet hocam. Anladık. Tamam. Son sayfamıza geçiyorum şimdi. Hocam. Ben yapabilir miyim? Nisu bir saniye. Ben söyleyeceğim. Buradan size ödev de vereceğim. Tamam hocam. Buradaki soruların şunlarını ben çözeceğim. Şurası sizin ödeviniz olacak. Göstereceğim şimdi. Bekleyin. Sol taraf biz çözeceğiz. Sağ taraf ödeviniz. Şimdiden söylüyorum. Sağ taraf ödev. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şu işlemin sonucunu bulalım demiş. Bu işlemin sonucunu nasıl buluruz?
Direkt yazalım. Yazmadan önce şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Burada eksi var. Burada da eksi var. Eksi ile eksiyi çarparsam ne olur? Artı. O zaman 3 bölü 5 artı 3 bölü 5 yaparsam cevabım ne olur? 6 bölü 5. 6 bölü 5. Artık bu işlemleri böyle hızlı hızlı yapıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık. Eksi 5 bölü 8, eksi 1 bölü 4. Yazıyorum. Eksi 5 bölü 8, eksi 1 bölü 4. Ne yapıyorum bunu hemen? 2 ile genişletiyorum. Neden? Paydam 8, burası 4. Bunu da 8 yapmam gerekiyor. Hemen yapıyorum. Eksi 5 burada vardı zaten. 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2 olmaz mı? Evet. Eksi 2. Burası ne olacak? 8. Cevap ne olacak? Eksi 7 bölü 8. Gördüğünüz gibi çok basit. Tamam, şu iki soruyu da aranızdan şanslılar seçelim ve onlara yaptıralım. Bugün Umut hiç soru çözmedi. Umut çözsün. Diğer soruyu da Çekler çözecek. Hocam çözüyorum. Hocam başta şey yapmayacak mıyız hocam? Eşlemeyecek miyiz yani şeyleri? Başta ne yapacağız biliyor musun? Başta hocam, şunu... İkiyi genişleteceğiz. Hayır, başta şunu önce normal kese dönüştüreceğiz. Yani şununla şunu çarpacağız. Şununla toplayacağız. Buna böleceğim. Hocam tekrar anlatır mısınız? Önce bununla bunu çarpacağız. Bunu toplayacağız. Buna sonra toplayacağız. Hocam 4 ile eksi 1'i çarparsak eksi 4. Hocam eksi 4 ile artı 3'ü toplarsak da eksi 1. Tamam, bakalım senin dediğin gibi olacak mı? Deneyelim. 4 ile eksi 1 çarptım. Eksi 4, 3'ü topladım. Eksi 1, eksi 1 bölü 4 dedim. Evet. Eksi 1 bölü 4 ile 3 bölü 2'yi toplarsam bakalım ne olacakmış. Bunu 2 ile genişlettim. Ne olacak? Eksi 1 bölü 4. 2 ile 3 çarptım. Artı 6 bölü 4 oldu değil mi? Toplarsam ne olacak? Eksi 6 ile eksi 1 ile 6 topladım. 5 geldi. 5 bölü 4 bulduk. Peki bizim cevabımız neymiş? Aşağı bakalım. Doğru mu? 1 bölü eksi 4. Doğru. Cevabı doğru mu bulduk biz? Ha, şu an doğru bulmadık şu an. Şu an doğru bulmadık. Peki neden? Yarım kaldı. Çünkü arkadaşlar yaptığımız hata şuydu. Bakın. Ben size en başına ne demiştim? Burayı anlatırken. Dedim ki eksiyi hesaba katmıyoruz. Eksiyi şurada bırakıyoruz. En son ekleyeceğiz. 4 ile 1'i çarptım Umut. 4. 3 ile toplarsam ne olur? 7. Aşağı ne? 4. 7 bölü 4 değil mi burası? Evet. Şimdi eksiyi yazabilirim. Artık burası böyle. Anladın mı? Şimdi anladım. Şimdi 3 bölü 2 ile toplarsam. Ne yapıyorum? Yine genişletiyorum. Burası ne gelecek? 6 bölü 4 gelecek. 6 bölü 4. Burası ne? Eksi 7 bölü 4. Burayı toplarsam ne olacak? Eksi 7 ile 6'yı toplarsam ne olur? Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 cevabıma ulaşmış olurum. Bakın, eksiyi önce yok sayıyorsunuz. Normal işlemi yapıyorsunuz pozitifmiş gibi. Sonrasında eksiyi ekliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Çekdar, bu soruyu çözecek misin bize? Tamam hocam. Ne yapıyoruz önce? Hocam, bununla bunu çarpıp bunu topluyoruz. Direkt bana bunun cevabını söyle. Hocam 18 bölü 7. Bravo sana. 18 bölü 7. Şimdi burada bölme işareti var. Ben 2 saat bölme işlemiyle uğraşmayacağım. Bu birinci sayım. İkinci hocam, sayımı ne yapıyorum? Ters çevirip çarpacağız. O zaman çarpma işlemini koydum. Ters çevirmeyi söyle bana. Eksi 5 bölü 9. Eksi 5 bölü 9. Çok güzel. Biraz yüksek gibi gördüğünüz sayılar. O zaman ne yapacağım? Kesin bir sadeleştirme işlemi vardır diyorum burada. Bakıyorum 18'e 9 sadeleşebilir mi? Evet hocam. 9'a böldüm 9. 1. 9'a böldüm 2. 2. Eksi 5 ile 2'yi çarparsam ne olur? Eksi 10. Eksi 10 olur.
Aşağıda böyle ne yedim. Kaldı? 7 kaldı. Bu soruyu da böylelikle yapmış olduk diyoruz. Arkadaşlar, işaretliyorum görmeyenler için. Ödev. Ödev. Bunlar ne zamana kadar? Ödev. Ödev. Arkadaşlar, dersiniz veya kendi dersleriniz varsa yapın. Zaten burada 4 soru var gördüğünüz gibi. 5 dakikanızı almaz bu sorular. Bana bunun için sormayın. 4 soru ödev verdim sadece. Bak, yüklenmiyorum size. Ne zamana diye sormayın. Baktığım zaman görmek istiyorum bu kitabın burasının dolu olduğunu. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Dersi bitiriyorum. Siz de hocam. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Görüşürüz.